Avni. Avni sol kanada dönüyor. Rinaldi. Olkan atak yapıyor. Kaleciyle karşı karşıya Zalat çıkıyor ve topa sahip oluyor. Kemal. Hamit karşılıyor topu. Tekrar Kemal. Derin bir top. Olkan atak yaptı ama kontrol edemiyor. Kaleci Zalat. Ve karşılaşmanın ikinci yarısı Ankara Gücü'nün vuruşuyla başlıyor. Hayati. Gökhan. Küçük Ziya vuruyor. Kaleci Nezih'den döndü. Top ve ikinci hamlede Nezih'i topa sahip oluyor. Hayati'nin ortaladığı topu kademedeki Zakaryas karşıladı. Hayrettin. Küçük Ziya. Küçük Ziya. Ankara güçlü futbolcular bir an için penaltı kararı beklediler. Cengiz. Küçük Ziya. Kaleci Nezih kalesinden çıkıyor. Ve Erman Toroğlu Nezih'in Küçük Ziya'yı düşürdüğünü işaret ediyor ve penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın 68. dakikası. Ankara Gücü penaltı vuruşu kullanacak. Küçük Ziya topun üzerine geliyor. Vuruyor ve gol. Ankara Gücü Küçük Ziya'nın golüyle 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Rinaldi ortalıyor. Olkan vuruyor ve beraberlik şansını kaybediyor. Küçük Metin sol kanatta Adnan. Küçük Metin tekrar Adnan. Ancak bu kez Gençler Birliği futbolcuları penaltı kararı bekliyorlar ama hakem devam diyor. Adnan. Edvalson'a çıkardı. Edvalson yerden çıkartıyor. Zakaryas vuruyor üstten out. Beraberlik şansını değerlendiremedi Gençler Birliği. Ve karşılaşmanın hakemi Erman Toroğlu oyunu bitiren dediğini çalıyor. İlk yarıdaki gibi ikinci yarıda da galip geldiğimiz için ilk önce çok sevinçliyiz. Oyun genelde birinci yarı temkinli şekilde geçti. Her iki takım da pozisyon bulamadı. Ama ikinci yarıda Ankara Gücü pozisyon bakımından zengindi. Çok pozisyon yakaladık. Bunlardan ancak bir tanesinden yararlandık. O da Ziya'nın düşürülmesiyle kazandığımız penaltı vuruşundan. Ankara'nın iki güzide takımının centilmence oynadığına şahit olduk. Bu bizim için sevindiricidir. Bundan sonraki maçlarında Gençler Birliği'ne başarılar dilerim. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Artık önümüzdeki maçları düşünüyoruz.